Değerli arkadaşlar, pedagojik formasyon nedir ve kimler formasyon almalıdır? Pedagojik formasyon programı, belli nitelikte bir dersin alınması ve arkasından eğitime yönelik, öğretmenliğe yönelik bir takım uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ifade eden bir program. Çerçevesi, sınırları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ve Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği ilke ve prensipler çerçevesinde yürütülmektedir ve uygulanmaktadır. Pedagojik formasyon programı, özellikle 4 yıllık fakülte bitiren öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın öğretmen olabilmek için, öğretmenliğe başvurabilmek için zorunlu olan formasyon eğitimi almış olma şartını karşılamak üzere ortaya konulan ve yürürlükte olan bir programdır. Pedagojik formasyon programı toplam 25 kredilik dersten oluşur. Bu 25 kredinin 14 kredisi teorik derslerden ibarettir. Eğitim öğretime, ölçmeye, öğretim tekniklerine, materyal tasarımına kadar pek çok dersi içermektedir. Diğer kalan dersler ise uygulamaya dönük derslerdir. Bir öğrencinin pedagojik formasyon almış sayılabilmesi için hem teorik dersleri başarmış olması, sonrasında da bu uygulamaları gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Teorik dersler fakültelerde ya da formasyon programının yürütüldüğü kurumlarda, uygulamalı dersler ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilmektedir. Fakülteler ile kurumlar arasındaki karşılıklı işbirliği ile yürütülen bu program sonucunda öğrenciler teorik dersleri sonrasında Milli Eğitim'e bağlı kurumlarda öğretmenlik uygulaması dersini almakta ve ders uygulaması yapabilmektedirler. İşte değerli arkadaşlar, formasyon programı yaklaşık 25 kredilik dersin tamamlanması ile elde edilen bir sertifikadır, bir belgedir, bir programdır. Bu formasyon programını almak özellikle öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımız için önemlidir ve değerli. Dolayısıyla formasyonu kimler almalı sorusunun cevabı da kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Bir üniversiteden mezun olan, bir fakülteden mezun olan ama aynı zamanda öğretmenlik yapmak isteyen arkadaşlarımızın formasyon eğitimi almış olmaları gerekiyor. Çünkü formasyon eğitimi almadan, formasyon programını tamamlamadan öğretmenlik başvurusunda bulunamıyorlar. KPSS'den yüksek bir puan almış olsa bile formasyon belgesi yoksa, formasyon sertifika belgesi yoksa, eğitim öğretimi esnasında formasyon almamış ise bu arkadaşımızın öğretmenliğe başvurabilmesi mümkün görünmüyor. Bu bir zorunlu şarttır ve öğrencilerimizin alması gerekir. Dolayısıyla üniversitelerimizde farklı yükseköğretim kurumlarından, ki genellikle öğretmen yetiştiren kurumları kastediyorum bununla, Talim Terbiye Kurulu'nun almış olduğu bir kararla özellikle öğretmen ve öğretmenlik branşları ve onlara öğretmen yetiştiren kurumlar belirlenmiştir bu kararda. Dolayısıyla bu kapsamda öğretmen yetiştiren kurumların, işte bunlar arasında edebiyat fakülteleri olabilir, edebiyat fakültesinin değişik birimleri olabilir, ilahiyatlar olabilir, eğitimler olabilir, iktisat olabilir ya da beden eğitimi olabilir. Bunların hepsi öğretmen yetiştiren kurumlardır. Bu öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olan her arkadaşımız eğer öğretmen olmak istiyorsa mutlaka formasyon programı almış olması, formasyon belgesine sahip olması gerekiyor. Bir beden eğitim bölümünü bitirmek ya da spor bilimleri fakültesi mezunu olmak öğretmen olmak için tek başına yeterli olmayacaktır. Bunun dışında bir de formasyon programını almış olması ve tamamlaması gerekir. Benzer şekilde edebiyat fakültesinin Türk Dil ve Edebiyatı'ndan tutun da sosyolojiye, felsefeye kadar farklı branşlarında, farklı bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımızın öğretmen olabilmesi için benzer şekilde bu sertifika programını tamamlamış olmaları gerekiyor. Değerli arkadaşlar, peki kimler almaz sorusunu cevapladığımıza göre herkes almalı mı? Yani herkes formasyon belgesine sahip olmalı mı? Elbette ki değerli arkadaşlar, özellikle öğretmen olmak isteyen, öğretmenliğe başvurmak isteyen ya da Milli Eğitim'e bağlı kurumlarda öğretmen olarak atanmak isteyen her arkadaşımızın formasyon eğitimini almış olması gerekir.
Ama diyelim ki bu fakültelerden birinden mezun bir arkadaşımız eğer öğretmen olmayı planlamıyorsa, zihin dünyasında, gönül dünyasında farklı meslekler varsa, kendi işinde çalışacaksa bu durumda formasyon eğitimi almayabilir. Yani eğitim alanını tercih etmeyecek bir arkadaşımızın formasyon programına almasına gerek yoktur. Bu kapsamda bazı fakültelerde özellikle müfredatın içinde formasyon programı yürütülmektedir. Bu fakülteler arasında şu an için eğitim fakülteleri ve ilahiyat fakülteleri yer almaktadır. Burada bitiren, burayı bitiren öğrencilerimizin de hepsi formasyon almak zorunda değildir. Bu arkadaşlarımız eğer öğretmen olmayı planlamıyorlarsa, bu durumda isterlerse eğitim hayatları içerisinde, mesela ilahiyat fakülteleri için söyleyeyim, formasyon dersleri yerine isterlerse seçmeli dersleri alıp AKTS'lerini, kredilerini tamamlayarak mezuniyetlerini elde edebilirler. Değerli arkadaşlar, bir başka soru da şöyle bir soru daha bana iletilmekte. Başka bir fakülteyi bitiren arkadaşlarımızın, yani bir bölümden mezun bir arkadaşımız düşünün, mezun olduğu bölümde formasyon programını da aldı. Bu arkadaş diyelim ki ikinci bir fakülte okumak istediği zaman formasyon dersleri intibakta sayılır mı? Sayılmıyor değerli arkadaşlar. Çünkü intibaklar ön lisanstan lisans programına yapılıyor. Ön lisansı bitirmiş bir arkadaşımızın lisans programına intibakı yapılıyor. Eğer formasyon dersleri de varsa bu kabul ediliyor ve değerlendiriliyor. Ama 4 yıllık bir fakülte bitiren, bu 4 yıllık eğitimi esnasında da sertifika yani formasyon eğitimini almış olan bir arkadaşımızın belgesi yeniden intibak için değerlendiriliyor. Peki bu arkadaşımız nasıl öğretmen olacak? Bu arkadaşımız ikinci bir fakülteyi bitirdiği zaman zaten elinde sertifika programı var. Formasyon eğitimini daha önce almış. Dolayısıyla o belgesiyle öğretmen olabilir, öğretmenliğe başvurabilir. İkinci bir defa daha sertifika almasına ya da sertifika aldığı programdan yeniden sertifika alması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Onun için 4 yıllık fakülte mezunu arkadaşlarımızın almış oldukları formasyon eğitimi yeni bir fakülte okumaları halinde intibaklarında değerlendirilmiyor ve kabul edilmiyor. Zaten mantık olarak da değerlendirilmemesi gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, bu bölümde de bu videomuzu da sizlere formasyon programının neliği ve kimlerin formasyon alması gerektiği üzerine durdum. Bir başka videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.